Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kanalımda anlattığım ters ve ajur modelini sizlere yeniden anlatmaya çalışacağım. Çok dikkat etmemişim. Elim ekrandan çıkmış, çok fazla görüntüde olmamış. Onun için yapamıyoruz. Eliniz çıkmamış. Sadece sesinizi duyuyoruz diyen arkadaşlar var. Onlar için yeniden çekmeye karar verdim. Bakın normalde V şeklinde ama örgümüzü bu şekilde kurduğumuz için ben ters V ajur dedim bu modele. Modelimiz 11 ilmek, burası 2 de arada var, 13 ve katlarından oluşuyor. Siz kol ve beden ayrımını yaptıktan sonra ilmeğinizi sayarsınız. Kol altında dilediğiniz kadar artırma yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle iki modelde anlatmaya çalışacağım. Yalnız şunu da söyleyeyim. Şimdi 11 ilmek burada, 2 ilmek burada, toplam 13 ilmek. Aramızda şurada kesiyoruz, 7 ilmek örüyoruz, tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Bu arayı 5 tane koyarsanız daha küçük bir V elde etmiş olursunuz. O şekilde de kurulum yapabilirsiniz. Ben şimdi bir keseceğim, 7 tane öreceğim, tekrar kesme işlemi yapacağım. Ben bu şekilde biraz büyük bir V ajur yaptım. Dediğim gibi beşlisini de yapabilirsiniz. Şimdi ben şöyle küçük bir parçada sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Şimdi iki ilmeğim var ama yeleğe kurulum yaparken bir ya da iki ilmek alabilirsiniz. İki de olabilir, bir de olabilir. Kenarı çok fark etmez. Şimdi bir doladım. İlmeğimi çevirdim. Bu tekniği birçok örgüde kullanıyoruz. Daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Mutlaka burayı çevirerek almamız gerekiyor. Şimdi bir tane kestim, bir dolamıştım, bir kestim, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi bakın 7 ilmek ördüm. Şimdi bu şekilde sağa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar bir doladım. Annem. Bir, iki ilmek örüyorum. Bakın. Bu arada videomu kızımla birlikte çekiyorum arkadaşlar. Uyuduğunda çekmeye çalışıyorum. Bu da çok mümkün olmuyor. Artık böyle idare edeceksiniz. Bakın şimdi arada iki ilmeğim var. Tekrar doladım. Şimdi ikinci örneğimi kuruyorum. Bir kesme işlemi yaptım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu şekilde sağa doğru, bakın, birini sola doğru, birini sağa doğru kesiyoruz. Tekrar bir doladım. İki kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı tamamlıyorum. Arka sıramızı ters örgü örüyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Bakın şu şekilde kapatıyoruz. Şurada iki ilmeğimiz vardı. Oralar genişlemeye başlayacak. Şimdi bakın kesme ilmeklerimiz zaten belli. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada artırmıştım. Onu da örüyorum. Şimdi tekrar doluyorum. İlmeğimi çevirdim. Sola doğru bir kesim yaptım. Şimdi bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi 5 ilmek. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada çevirip kestiğim ilmeğim zaten kendini gösteriyor. Bir doladım. Burada 2 ilmeğim vardı. Şu an 4 ilmek oldu. Tekrar doladım. İlmeğimi çevirip sola doğru bir kesim yapıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hemen artırdığım ilmekten bir önceki ilmekle 2 ilmeği bir örüyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın ikinci sıramızı da ördükten sonra model kendini göstermeye başladı. Üçüncü sıramızla devam edelim. Tekrar artırdığımız ilmeğe kadar
Hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Bakın şimdi artırdım. Yine aynı yerden ilmeğimi çevirerek kesme işlemi yapıyorum. Şimdi bir önceki sırada 5 ilmeğim vardı. Şimdi 3 ilmeğe düştü. Bakın. Şimdi tekrar aynı şekilde sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın. Tekrar kesme işlemi yaptığım yere geldim. Bir doladım. İlmeğimi çevirip sola doğru bir kesim yaptım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sağa doğru bir kesim daha yaptım. Bakın şu şekilde göstereyim. Bir doladım. Üçüncü sıramı da tamamladım. Evet, bakın modelimiz kapanmaya başladı. Şimdi tekrar devam edelim. Bakın yine o her zamanki gibi artırdığım ilmeğe kadar ördüm. Bir kestim. Bir ilmek ördüm. 3 ilmekti. Bir ilmeğe kadar düştü. Şimdi tekrar doladım. Aradaki ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan düz örüyorum. 2 ilmekle başlamıştık. Bakın burası genişledi. Burası kapanıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın videodaki sesler için. Bakın bu sıramı da tamamladım. Örneğimizin 5. ve son sırasıyla devam ediyoruz. Şimdi bakın bu sırada 3 ilmeğimiz kaldı. Bir doladım. İlk ilmeğimi çevirdim. Burada kalan 3 ilmeğimi bir örüyorum. Ve modelimiz de burada sona eriyor. Şimdi tekrar doladım. Aradaki ilmeklerimi düz örgü örüyorum. Bakın 3 ilmeğimiz kaldı. Bir doladım. İlmeğimi çevirdim. 3 ilmeği bir alıyorum. Tekrar doladım. Geri kalan ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum ve ilk örneğimizin kurulumunu tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın modelimizin kurulumunu tamamladık. Şimdi hemen örneğimizi bitirdikten sonra hemen diğer modele geçebilirsiniz ya da arada bir sıra düz, yani düz örüyoruz, arka sırayı ters, araya bir sıra boşluk yapabilirsiniz. Ben bu modelde hiç ara vermeden yapmıştım. Şimdi onu da bu şekilde hemen başlayacağım. Ama dediğim gibi dilerseniz bir sıra düz örüp ikinci modeli o şekilde de kurabilirsiniz. Şimdi modellerimizde hiçbir kayma olmadığı için, direkt üstüne kurduğumuz için ilk kurulumdan hiçbir farkı yok. Tekrar şimdi modelimizi bitiriyoruz. Bak, bakın bir tane ilmeğim vardı. Bir kenar ilmeği örmüştüm. Bakın 2 ilmekten sonra doladım. İlmeğimi çevirdim. Sola doğru bir kesme yaptım. Arada 7 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şuradaki 2 ilmeğimiz hep sabit gidecek.
Bir kesim daha yaptım, doladım. 1 2 ilmek örüyorum, tekrar doladım. Bu tarafa olan, sola doğru olan kesimlerde ilmeğimizi çeviriyoruz. Sağa doğru yaptığımız kesimlerde ise şu şekilde alarak kesimimizi yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bakın, tamamen birbirinin üstüne devam eden model. O yüzden gerçekten çok basit. Ters ve düz örenler için çok kolaylıkla yapabilecekleri bir model. Sadece kesme ve artırma işlemleri yapıyoruz. Zaten kesme işlemlerimizin yeri kendini belli ediyor. Onun dışında bir taraftan kapatıyoruz. Buradaki iki ilmeğimizin olduğu yer genişliyor. Ben şimdi bir iki sıra daha örüp videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü hani burada yaptığımızın aynısını üstüne yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci örneğimizin ikinci sırasıyla devam ediyoruz. Söylediğim gibi bir önceki örnekten hiçbir farkı yok. Ben şimdi bu sırayı da anlatıp videomu sonlandıracağım. Bakın. Şimdi bir önceki sırada 7 ilmek vardı arada. Şimdi 5 ilmeğimiz kaldı. 2 3 4 5 ilmek. Bakın, kestiğimiz yer belli. Bir doladım. 1 2 3 4 tekrar doladım, ilmeğimi çevirdim, 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar bir kesim yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz örerek örmeye bu şekilde devam ediyorum. Bakın, şimdi tekrar üstten şöyle şuna bakarak çok daha rahat anlayabilirsiniz. Aynı şekilde arada 7 ilmekle başlıyoruz. 1 ilmek kalana kadar kesiyoruz. Kestikten sonra dilerseniz arada bir sıra düz yapabilirsiniz. Onun ardından tekrar ilk kurulumu yaptığımız gibi örnekleri kurarak bu şekilde devam ediyoruz. Benim bu yeleğim robasının sayılarını kanalımda bulabilirsiniz. Robasının anlatımı da, sayıları da kanalımda var. Daha büyük ya da daha küçüğünü yapmanız mümkün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 model koydum. Ama aralara düz koyarsanız bu 7 de yeterli gelebilir. Ben dediğim gibi hemen örneğin bitiminde başladım. Şu aralıklar yeterli geliyor. Evet arkadaşlar, daha önceki videoda anlamayanlar için tekrar küçük bir örnekte, küçük bir videoda anlatmaya çalıştım. Umarım bu kez anlaşılır olmuştur. Şu şekilde tekrar göstereyim. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.